Gireceğim yapıyor. mi deneyeyim mi? Hadi başla. Ee, evet arkadaşlar kafa kafaya konseptimize hoş geldiniz. Bu ne oğlum şey dinletisi gibi girme karşılıklı. birazcık gaz böyle. Duel yapacağız. <laughs> evet kafa kafaya konseptimize hoş geldiniz. Nefes. <laughs> nefesle nefesle giriyor. Evet kafa kafaya hoş geldiniz. Güzel bir giriş oldu diye düşünüyorum. Evet. Ee, Şimdi bu hava bu seride, <laughs> bu seride ne yapacağımızı anlatmadan önce Hı -hı. ben önce bir e, kodlarıma bakmak istiyorum. Eee sonarı -2'de oturuyormuşum öyle Bunu öğrendim. Yanlışladım. <laughs> <an. gülüyor> Mavi kodlarıma bakmak istiyorum diyorum. Sen neye bakıyorsun abi? Ben şu anda çöp adam çizdim ve bir de şey çizdim. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacağı için. On burada ne peki? neyin grafiği o? Burada futbolla ilgili bildiğim şey Rüştü bir kere dayak yemişti. Futbol dediniz. Futbol. Burada da bunun arkasında böyle bir şey varmış onu için onu kullandım. Senin kalp ritmin herhalde maçlar sırasında onu evet. çizmişsin. Evet. Ee, kafa kafaya da bir konuyu e, kafa kafaya tartışacağız. Ee, yani bir nevi aslında ne denir? Tamın kahve getiriyor da Al, yani. sen reklam almışsın kahveye hiç söylemiyorsun. Ben reklam almış mıyım? Ben nazar, <gülüyor> <almış> <gülüyor> nazar boncuk reklam. Evet. Ee, ben aynı anda kahve içersek kimse konuşmaz. Evet. O yüzden öyle bir şey yapmayalım. Evet burayı kestik büyük ihtimalle. <laughs> ha. Bugün ne konuşacağız sevgili Buğra? Bugün sevgili Boğaç, Battle Royale iyi bir oyun türü müdür değil midir onu tartışacağız. Ve bir fikrimiz varmış gibi evet, <laughs> bu sanki insanlara Bu insanlara. sanki bu konuda önemli fikirlerimiz ve önemli insanlar bu fikirlerimizi merak ediyormuş gibi davranacağız. Veya bir birikimimiz varmış gibi. Evet, birikim bu şekilde mi birikim oluyor? Böyle tık 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 Çok memnun oldum bu arada. <laughs> Sağ olun. <laughs> Kaç koyun istiyordunuz? <laughs> e, biraz fazla yüksek güldüm. Senin bir cosplayini yaptım izin verirse. Evet, şimdiden başlayalım. Boğaç çöp diyorum Peki, o zaman. Konuya <laughs> girelim. Girelim. İstersen sen başla. Rezalet Retoy. Oyun. Ee... <laughs> <Yani, gülüyor> oyun bile değil. oyun e, ya Battle Royale oyunlar abi genel olarak e, sıkıcı, yavaş tempolu oyunlar olarak benim gözümde. Yani bir e, şey yok nasıl diyeyim? Oynamak için çekici bir olayı yok. Yani insanlar bir alana düşüp insanları öldürdüğün, hiçbir hikayesi olmayan, hiçbir mantığı olmayan bir oyun türü olarak görüyorum. Ee, yani daha kötü giremezdin. <laughs> bir, öncelikle yavaş tempolu demişsin. Bak evet. buraya not ettim. Yavaş Kesinlikle tempolu. yavaş tempolu olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben bu arada hani genellikle single player seven bir oyun. Yani oyun falan, oyunmuşum ben <laughs> Genellikle single player oyunları seven bir insan olmama rağmen <laughs> e, Battle, Royale Battle Royale tarzı oyunların neden tuttuğunu ve neden eğlenceli olduğunu anlayabiliyorum. Ve bunu <laughs> da birinci elden... E, ...deneyimleme şansım da oldu tabii ki diğer insanlar gibi. E, şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bir kere yavaş tempolu değil. PUBG'den ya da Fortnite'dan şu an en popüler iki oyundan e, örnek verecek olursak... ...kesinlikle e, aksine hızlı tempolu bir şeyden bahsedebiliriz. Çünkü devamlı e, sınırlarda geziyorsun. Devamlı hayatta kalmaya çalışıyorsun. Nereden kimin çıkacağı belli olmadığı için devamlı bir heyecan ve e, gerilim halindesin. E, tempo derken de zaten oyunun belli bir ritmi ya da şeyi olmuyor. Hani e, sadece bir alan daralma mekaniği var. Bu alan daralma mekaniği zaten senin hızlanmanı ve tempo kazanmanı sağlıyor. İkinci olarak da çekici bir olay yok dedin. Çekici bir olay aslında direkt bizim atalarımızdan kalan hislerimize. Ee, hayatta kalma dürtümüze ta gladyatör dönemine kadar uzanabilecek bir şeye hizmet ediyor aslında. Yani seni bir ortama sokuyor ve bu ortamda hayatta kalan sen ol Nasıl hayatta kaldığınla ilgilenmiyor oyun. Şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin de demiyor. Tamamen senin e, ne yaptığına bağlı olarak değişiyor. Tabii ki oyundan oyuna farklar var ama genel olarak temel e, amacı bu oluyor. Hayatta kalmak ve bu da insanların tabii ki dürtülerinden dolayı eski ve geçmişten gelen ee, hislerimizden de dolayı e, bunu hissediyoruz ve gayet de aslında bu insanı oraya çeken bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi e, senin söylediklerin üzerinden ilerleyeyim o zaman. Neden olduğuna da ben bunları söylerken boşa atmadım. Yavaş tempolu değil dedin. Hayatta kalmaya çalışıyorsun, bu hızlı bir tempo yaratıyor dedim. Peki şimdi oyunda e, indin diyelim, ilk başta atlıyorsun. Evet bu noktada çok eğlenceli, yeri seçiyorsun. İniyorsun aşağıya, orada eşyaları topluyorsun bir heyecan içinde biri gelebilir. Hı -hı. Kimse gelmedi diyelim çünkü böyle bir senaryosu da var bu oyunun. Hı -hı. Kimse gelmedi, topladın her şeyi. Ne, ne yapıyorsun, nereye gitmen gerekiyor? Çıkıyorsun yaldır yaldır koşuyorsun. 15 dakika veya farklı bir senaryo olsun, ee, uçaktan atladın, Hı -hı. E, dümdüz e, şey aşağı indin, indiğin yerde, e, çok güzel bir silah buldun, hemen yattın oraya ve senin üzerine kapanmaya başladı oyun. Hı -hı. Bekliyorsun. Oyun hep senin üzerine kapanıyor ve hiçbir şey yapmadan birinci olabiliyorsun. Hatta bunun kanıtları da var. Oyunu oynayan çoğu insan e, denedi bunu, yani oturup yere oturup hiçbir şey almadan üstüne hatta giyinmeden bile yatıp birinci olanlar var. Şimdi... Yani bu normal bir heyecan Şey değil burada şans faktörünün Hı. Olduğu ortaya çıkıyor yani demek ki bu oyun e, Lotodan farklı Bir oyun değil yani doğru yere Atladığın <laughs> zaman oyunu kazandın <laughs> yetenek istemiyor ee, sen şansı olumsuz bir şey olarak değerlendiriyorsun ben size bu oyun türünün en büyük en kuvvetli noktası olarak değerlendiriyorum çünkü hı hı. şans aslında senin bir sürü oyundan bir sürü bundan önce de FPS oyunları oynandı bundan hı. önce de birbirini alt etmeye çalıştığın oyunlar oynandı ama hiç bu kadar bir maçın diğer maça benzemediği bir e, sistem geliştirilmemişti ha, ama bu olumlu bir şey var. bence neden olumsuz? şans faktörü olumsuz değil bence. Şans faktörü her oyunda var. Rainbow Six'te var, şeyde var, Dota'da var, LoL'de var. Ya yani böyle şans faktörü sınırlar içerisinde tuttuğun zaman şey yapabilir. Çünkü karşı taraftaki elemanın ne yapabileceğini biliyorsun. Mesela ben LoL'de karakterimi biliyorum. Karşıdan gelen karakteri biliyorum. Şimdi bu iki şeyde bakınca hani karşılıklı kapışmaya başladığımızda benim ne kullanacağım orada hem yeteneğimi hem de doğru anda doğru şey basmam şans faktörünü tetikleyebiliyor. Çok ona şans dememeliyiz bence çok fazla şansı olan bir oyun türü değil lol. Ama e, mesela kaçma sahnelerini düşün yani girip bir yerden kaçıyorsun bu kişinin bilmesiyle ki ilgili bir şans, var. şans faktörü var tamam, yine daha devreye çok giren. çok skill ama, based. Evet ama şimdi şöyle bir şey var burada skill ile ilgili hiçbir şey yok. Hani hiçbir şeyin yok. Silahı ee, bulman bir yetenek olmadığı için silahı kullanman da aynı şöyle, şekilde yeteneğe giriyor. E, bence onun e, şeyi hala geliştiriliyor şu anda. Yani hala doğru şans ve doğru skill kombinasyonu bulunmaya çalışıyor. Mesela Fortnite ile PUBG bunda bence birbirinden ayrılıyor. Ee, yani lootların çıktığı yerleri birazcık daha tahmin edebilir yerler oluyor. Fortnite'te birazcık daha oralara gidebiliyorsun. Ses <laughs> mekaniği eklemişler. <laughs> Onlar da bunun farkında olduğu için PUBG'nin üstüne koyabilecekleri şeyleri düşünüp bunu eklemişler zaten. Ama ben şöyle düşünüyorum. Özellikle LOL gibi ya da buna benzer skill based e, competitive multiplayer oyunlara e, karşılaştırdığımız zaman... ...ben PUBG'yi böyle kesin kuralları olan mesela bir e-spor oyunu olarak göremem zaten. Kompetitif değil. değil yani. Aa, hayır kompetitif. Ama yani skill based değil bu da aslında şuna sebebiyet veriyor sen bütün her şeyi hazırlayıp böyle çat diye yanlışlıkla arkadan gelen adamı görmediğin için öldüğünde sana tekrar oynama motivasyonu veriyor çünkü sen hatadan dolayı ölmedin aslında Hı -hı. şansın öyle denk geldi ama öbür tarafında bir sonraki oyun işinde de sen bu sefer adamın arkasından gelip onu vurabiliyorsun şimdi bu her maçı birbirinden farklı yapan bir şey dolayısıyla Hı -hı. her maçta da senin e, sıkılmanı engelleyen bir şey çünkü karşılaştığın insanlar hep farklı insanlar oluyor farklı yetenekte insanlar oluyor seni görüp görmemeleri birçok şeyi değiştiriyor. Ve bu şans faktörü aslında biraz önce başa e, dönecek olursam yani hem gladyatörlerden gelen o çekici olduğunu düşündüğüm o olay yani bize o gerilimi hissettirmesi bu şans faktörüyle birleştirince aslında her seferinde yeni bir deneyim haline geliyor. E, ve bu yüzden e, şey son dediğine katılamayacağım. Burada zaten katılmamak üzerine ilerlediğimiz için. <gülüyor> <normal>. <gülüyor> Şimdi burada son dediğin şey, e, burada notta almışım daha önceden. Son dediğin şeyle benim söylediğim şey e, aslında birbirine tamamlıyor. Yani bütün oyunlarda bunu geliştiriyorlar diyorsun da şu anda Hı -hı. Battle Royale oyunları. Kaç tane Battle Royale oyunu var? H1Z1 var. Ee, Fortnite var. Aslında. PUBG var. Yani bir iki tane daha vardır kesin. Diyelim ki 5-6 tane oyun var. Birbirlerinden farklı ne vaat ediyorlar? oyun tarzı Şu anda doğmakta olan aslında yeni ee, mekanikleri oturan bir canlıdan bahsediyoruz. Doğru. Ama birini oynadıktan sonra diğerini oynaman için bir neden var i̇şte, mı? İşte var. Ee, ne? Sen bu oyun tarzını seviyorsan eğer Fortnite ne ekledi? Zaten bir base e, kurma oyunuydu. Bu arada Battle Royale... en farklısı Fortnite bu arada. Artık evet artık. yani bir base kurma oyununu zaten Battle Royale'e çevirdiler. Aslında tam tersini yapmadılar. <laughs> Dolayısıyla zaten ellerinde öyle bir oyun vardı. Onun Battle Royale modunu yaptılar. Ve bu aslında PUBG'den bambaşka bir deneyim sunuyor sana. Aynı mantık Battle Royale. Gene hayatta kalma çalışıyorsun ama yaptığın şey savaşların loot'u bulman her şeyin çok farklı. Darwin Project diye yeni bir oyun geldi. Darwin Project'te bir kişi e, yukarıdan bakıyor ve bazı oyunculara belli avantajlar ya da dezavantajlar yapabiliyor. Öyle bir şey eklendi. Birazcık daha işin strateji kısmı gibi oldu. Birazcık da rastgele tarafını da şans faktörünü de bir insana bağladılar. Hı hı. O da enteresan bir mekanik oldu. Biraz daha geçmişe dönersek DayZ gibi H1Z1 gibi oyunlarda da aslında ortada zombiler ya da işte infested e, yaratıklar vardı ve insanlar aslında bunlara karşı allied olabiliyordu birbirleriyle. Mesela bu mekanik aslında ben ilk DayZ oynadığım günü hatırlıyorum. Hı hı. E, bir abim e ee, gel bir deneyelim yeni bir oyun var demişti ve mod da o zamandı. Şimdi... <laughs> Arma 2. Arma, Arma 2 mi 3 mü hatırlamıyorum. Onun moduydu ve onu satın alıp baya girmiştik ve ben gerçekten çok etkilenmiştim. Sebebi de şu. Karşına çıkacak olan insanın ne yapacağını asla kestiremiyorsun. Evet. Ve bu çok eğlenceli bir gameplay ortaya çıkartıyor ve Battle Royale modu olmasaydı böyle bir şeyle asla belki karşılaşmayacaktık. Şimdi şöyle bir şey var. O dediğin şey tam Battle Royale değildi. Tam aynı aynı çizgilerde değil. Şu şimdi. an hani PUBG'nin yarattığı daha doğrusu PUBG'nin popüler ettiği bir battle royale janrası var. Bir de dediğin gibi o da ama o da bir eski battle royale ama yani, yani şimdi, o tam battle royale değil. O olsakken yani çizgileri çiziliyormuş şimdi gibi. Şimdi neyin battle royale olduğunu da tartışmak lazım burada. Battle Royale adlı film vardı Japon filmi izledim evet, güzel hepsi oradan çıkma. Hı -hı. Neydi onun olayı? Öğrenciler birbirlerini Aynen, öldürmek zorunda kalıp evet. en son kişi olmaya çalışıyordu. Bence battle royale'in tek Tanımı bu olmalı. Bunun dışında sen oyunu nasıl kurarsan kur. Storm mu kapanıyor? Zombiler Hı -hı. mi artıyor? Hı -hı. Yani oyunu hızlandıran bir şey eklemek zorundasın ki insanlar Hı -hı. böyle oturup beklemesinler. PUBG Hı -hı. bunu Storm mekaniğiyle buldu. Fortnite Hı -hı. ona benzer neredeyse aynı bir şey buldu. H1Z1, gibi mekaniklerde de aslında çok fazla bunu bulamadıkları için zaten ee, o kadar popüler olmamıştı belki de. Yani bence Battle Royale'ın sınırını orada çizmek lazım. Dolayısıyla oyunlar da bence Battle Royale olarak nitelendirilebilir. Sadece orada öldüğün zaman hemen geri geliyordun. Öyle bir evet. olayı vardı. Farkı vardı. Ee, peki <laughs> oyun optimizasyonlarına geçelim o zaman. Şimdi... M eğleneceğim nokta bu olacak. Bu söylediğin şeyler <laughs> çok seni güzel. Bir oyunlar çok iyi. derdi tamam onun oyunlar farklı bir janra yeniden kuruluyor. Bunları eleştirmeyelim. Haklı olabilirsin daha yeni başlayan bir şey. Ama yeni kurulan bir oyun tarzında her oyun mu kötü mekaniklere sahip olur. Kötü buglara sahip olur. Yani oynanmayacak dereceye getirir oyunu. PUBG'de uzunca bir süre kimin öldürdüğünü göremiyordun kendine. Uzunca bir süre. Ya bu o kadar saçma bir şey ki nasıl öldüğünü bilmiyorsun. Hiçbir oyunda böyle bir şey yoktur. Nerede düştüğünü, neden öldüğünü bilmiyorsun. O kadar random ki oyun. Bunu göstermek bile yani önemli değil senin için. Öldün. Bir daha başla. Bunu bir noktadan sonra hani bitmesi gereken bir şey aslında. Bir şaşırtan da o bu tip oyunlarda. Neden insanlar devam ediyor. Ve oyunların da şöyle bir şey var. Bugüne kadar ben Battle Royale oyununda birinci olduğunda bir şey kazandığını duymadım. Yani bir şey atlamıyorsun, renk atlamıyorsun. Yani tekrar devam etmek için bir şey yok. Birinci olan kişi winner winner chicken dinner'ı görüyor ve bitiyor. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Şimdi optimizasyon konusunda PUBG'de özellikle söylediklerine zaten katılmama gibi bir şansım Hı -hı. yok. Ee, gerçekten optimizasyon konusunda çok kötü. Ama Hı -hı. Fortnite için aynı şeyi söyleyemem. Fortnite Fortnite iyi. Evet, Fortnite dolu çok iyi oyun değil. değil. Fortnite ee, çok bayağı güzel. da e, çatır çatır çalışıyor. Eee PUBG'nin hatta galiba aynı motor Epic Games'in motorunu Unreal'ı kullandıkları için de evet, daha <laughs> <laughs> falan ediyorlar. Bir de saçma şeyler saçma yapıyorlar. şey Yani arada. bu bu arada söylediğinde öyle lag oyun. Ee, Hı -hı. hani kendi ...öldüreni göremediğinde falan. Şu anda görebiliyorsun ama problemleri bitmedi Şu anda zaten. Hala problem var. PUBG ile ilgili en büyük eleştiri siz dava ile falan uğraşacağınızı önce oyununuzu düzeltin. Aynen. Bunlara söyleyecek bir şey yok ama bu Battle Royale canrası ile ilgili bir şey değil. Bu Blue ile ilgili bir şey. Blue Hole'un bir şeyleri yapamaması ile ilgili bir şey. Battle Royale canrasının bütün oyunları optimizasyonu kötüdür diye bir şey diyemeyiz. Şöyle diyebiliriz. ağırlıklı da öyledir. Okay, ağırlıklı oynanan oyununun optimizasyonu kötü. Yani burada şans faktöründen çok oyunun şeyi de değişiyor. Sen şans faktörünü övüyorsun tamam. ama motordan düşen adam ölüyor. İkinci kattan atlayan adam ölmüyor. Yani bir dakika bir dakika motor mu? Motor. <laughs> Notlarıma bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Notlarıma bakıyorum. Abi, motor diyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bu <laughs> ama Battle Royale canlısıyla alakalı bir şey değil. Yani en şöyle so düşün abi. Bir... Ama bak şans tamam Öldüğümüz şans faktörü. Tamam. tamam. Hayır hayır. Yani bir fantastik bir film düşün. Dünyanın Hı -hı. ilk fantastik filmi çekiliyor diyelim. Düzgün çekemediler. Efektleri olmadı. Bu yüzüklerin Efendisi'ni kötü yapmaz ki. Fantastik janrası her zaman fantastik janrasının e, bireysi olarak şeylerini değerlendiremezsin. yani. Onlar kötü yapmış olabilir. PUBG'de optimizasyonu yapamadı. Hala yapamadı. Çıktı mı şu anda oyun ondan bile emin Hiç değilim. Ya. E, ama yapamadı. Hala yapamadı. E, ama yani. bu Fortnite'in yapmasını değiştirmiyor. Bunun janrayla bir ilgisi yok. Ben şunu söylemek istiyorum sana. Bittiyse hı hı. eğer bu konuda söylemek istediğin şeyler. Şimdi e, biraz önce söylediğim e, son kalan adam olma yani Battle Royale'lerin aslında Temel noktasında buna benzer herhangi bir jana tanıyor, tanıyor musun? Tanıyor musun olmadı da biliyor musun? Yani son kalan adam olmanın getirdiği şimdi bir sürü sende yarattığı hissiyat var. Bunu biraz önce gladiatörlere bağlamıştım. Bunu aslında Survivor TV programına da bağlayabilirsin. Hı hı. Onda da aynı hissiyat var. Bu bizim bilinçaltımızda çok eskilere dayanan bir tamam, şeyi tamam. ortaya çıkartıyor. Biz orada... Ee, o hissiyatı yaşıyoruz oyun oynarken peki şunu soracağım sana hı hı. Twitch gibi streaming e, sitelerinde yani bu oyunun izlenmesi de bu kadar popüler hı hı. ya yeah. şimdi hı hı. buna işte PR çalışması vesaire bir sürü şey de diyebiliriz ama hı hı. ben bu oyunu izlerken de en az oynar kadar hatta bazen daha fazla heyecanlı izliyorum çünkü izlenebilitesi çok yüksek bir şey çünkü ne olacağını bilmiyorsun çünkü o an olan şey sadece o an özel bir şey olabilir. Yani bir örnek olarak vereceğim Ondan sonra sana bırakacağım Feriti izliyordum Hı -hı. E, biliyorsun vıtıcın çok Hı -hı. E, sevdiğimiz bir yayıncıdır çok Hı -hı. da iyi PUBG oynuyor Aynen. açıyorum e, feriti izliyorum ve e, o bana o sırada yani yapamayacağım derecede bir iyi oynadığı için benim Hı -hı. asla Hı -hı. o seviyeye gelemeyeceğim bana hiçbir zaman hissettiremeye... Yani kendim hissedemeyeceğim bir şeyi bana aslında hissettiriyor orada. Bir erkek için böyle cümleler kurmak evet, istemiyorum çok ama... çok rahatsız edici Ne olur konuda ben kalın. problemini anladım. <laughs> Şuraya not alıyorum abi. <laughs> e, yani adam 4 e, kişilik takımların olduğu şeye tek kişi giriyor. Hı -hı. Ve 6-7 e, takımı e, tek başına e, yok ediyor. Şimdi Hı -hı. bunu izlemek ve onun... E, ...nerelerde şanslı olduğunu... ...nerelerde skill ile yaptığını... ...ve onun için root etmek... ...onun için e, şey yapmak... ...ne denir Türkçesine işte... E, ...desteklemek, tara yani. taraftar gibi işte Aynen. o halen bürünmek bence çok güzel bir şey. Dolayısıyla hem oynaması hem izlemesi zevkli bir janradan bahsediyoruz aslında. Çünkü bir sürü bilinmezlik dolu ve bir sürü farklı e, outcome'lar, farklı sonuçlar doğurabiliyor her tur. Bunu başka bir janra yapamıyor bence. Çünkü LOL gibi bir janraya baktığımız zaman o kötüdür, iyidir onu tartışmıyorum... Hı hı. E, ...oyuncuların skilleriyle ilerleyen bir şey... ...ve birbirleriyle onun da ayrı bir zevki olmasına rağmen... ...genellikle maçlar benzer oluyor. Benzer taktikler var. O e, benzer hareketler var. Çok da bildiğim için şu anda evet. örnek veremedim ama... Şimdi, ...şimdi PUBG'deki bilinmezlik ve şans faktörü yok. Dolayısıyla doğru. izlenebilitesi biraz düşüyor. Bence başka bir janra yok yani... E, ama ...bunun kadar kendini izletebilen. Kompetitif demek belli bir yetenek üzerinde... ...yani belli bir yeteneği olan insanların... ...belli bir e, şeyde hani fanusta... E, belli kuralları olan bir fanusla Hı -hı. kapışmasını izlemektir. Hı -hı. Bu durumda PUBG her ne kadar dediğin gibi farklı şeyler hissettiriyor olsa da kompetitifden birazcık sapıyor. Yani kompetitif bir oyun olmaktan çıkıyor. Bu da hani e, kabul edilebilir kurallar içine sokmuyor oyunu. Çıkmıyor da skill based olmaktan i̇şte, çıkıyor. Skill based yani eğer hayatında bir iki kez Third person shooter veya first person shooter oynadıysan skill bölümünü halletmiş oluyorsun PUBG'nin, hmm. şey diğer oyunların da aynı Fortnite. şekilde Fortnite'ında. Yani ama geri kalan zaten silahı bulmak önemli olan iyi silahı aldıktan sonra hani. Dördüncü oynayışta artık nişan alabiliyor olursun. Onu zaten oturtursun. Yani silah bulmak zaten Başka önemli var. olaylar var. Şimdi silah bulmak da senin herhangi bir şeyine hani önceki bilgilerine de dayanmıyor. Dediğin gibi harita değişken. Sen okula atlıyorsun, okulda sniper buluyorsun. Ama bir daha okula atlıyorsun, okulda belki tabanca buluyorsun. E yani şimdi bu bu artık hani oyuncu dediğin gibi eğlendi, eğlendirici olabilir, şey olabilir ama kompetitif e, değil. Kompetitif bu kelime, kelimenin anlamı bu değil. Tamam ama biz bunun e, Battle Royale'in bir e-spor olmasını tartışmıyoruz. Doğru ama e, bu kalıplar içerisine bakacak olursak e, eğlenmeme mantığı şuradan geliyor. Eğer ki e, belirli kurallar olmazsa yarışmanın anlamı yoktur. Yani şimdi ben bir dota oynarken ne olacağını biliyorum. Rainbow Six oynarken ne olacağını biliyorum. Counter Strike oynarken ne olacağını biliyorum. Yetenekliysem alırım, yeteneksizsem kaybederim veya çok ufak bir şekilde şans oluyor. birden Birdenbire kafamı çeviriyorum. Spray yaparken Counter Strike'da. Birini headshotla alıyorum. Bu ne? eğlenceli. Şans ve eğlenceli. Hı -hı. Ama burada zaten her şey şans. O zaman niye eğlence faktörü <laughs> devreye girsin diyorum ben. İşte şans onunla zaten bağlantılı bir şey. Ya loto <laughs> oynarken ne kadar eğleniyorsun? Öyle düşün. O da aynı şans faktörlerine sahip. Hiçbir şey yok. Hiçbir yetenek. ...senek isteyen bir şey yok. Loto oynuyorsun, altı sayı tutuyorsun ve... ...şey yapıyorsun, ne kadar eğleniyorsun? Aynı Ama hikaye. Ama şöyle düşün yani... Ee... Ya illa şey mi yapalım? Saat 9'a doğru daraltalım mı çemberi <laughs> lotoyu izlerken? <laughs> Hayır yani Battle, <laughs> Roy Roy Battle Royale oyunlarının illa... ...kurallara bağlı olması ve bir Counter Strike... ...bir Overwatch'ın benzeri bir olmak şey olmasına... ...gerek yok. Onlar zaten Olmaz kendi zorunda. dallarında yapabileceklerinin en iyisini yapmışlar. Bu başka bir oyun tarzı. Bu senin e, ee, tamamen skillinle kazanabileceğin bir oyun değil. Aynı Anladım zamanda mu? şanslı olman lazım. Ben bunu ama şey demek istiyorum. Bence bu oyunlar dediğin gibi gelişimde hala hala belli bir evet. Genre, şey, çerçevesi korunmada ve o yüzden hani kurulana kadar belki birisi çıkacak belki Blue Hole'un bir dahaki oyunu tam olarak benim şey oluyor o zaman olmaz. Niye olmaz? Bir farkı olmaz. Counter Strike'ın Battle Royale'i olur. Bir, yani şans faktörünün işin içinden şans çıkardığı zaman şans faktörünü dengelemek gerekiyor. Benim bir tek derdim şans faktörünün bu kadar hani serbest verilmesi. Herkes aynı silahlarla başlasın. Yolda hiç silah onu bulamayalım. Zaman o zaman bilmiyorum. ne anlamı var? Onu bilmiyorum. Şimdi Battle Royale oyununda illa Bak şimdi... Fortnite bir şey değiştirdi hakikaten. Dediğin Hı -hı. doğru söylerken. Tamam Nereye gidersen orada yani bir şey bulabiliyorsun. Hani indiğin yer hani bilmem ne ormanına iniyorsun. Ormanın ortasında kesinlikle bir şey var. Yani onu biliyorsun. Okulda kesinlikle bir şey var da. Nasıl neresinde? Ya? Yani değişiyor. Merdiven altında mı, şeyde mi, hı hı. yatak odasında mı, tuvalette mi? Hı hı. Bu değişken PUBG'de. PUBG'de her şey random. Özgüveninden bahsediyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak Nerede olur Ya yani bunlara bağlı olarak bakınca ben Battle Royale'in kötü bir oyun türü olduğunu düşünüyorum. Evet, şans faktörü 10 herkes için şey olabilir, e, e, eğlendirici olabilir. Fakat ee, bu kadar şansa bağlı olması birazcık da hani skill yani çok küçük küçüklüğümden beri bir oyun oynayan bir insan sonuçta yani birazcık yeteneklerime şey yapmak istiyorum hani gösterebildiğim bir oyun olsun istiyorum. O olmayınca Ama gösterebildiğim bir oyun yani e, ee, iyi. iyi. Mesela Doctor Disrespect'in ee, şeyini biliyorsun oynayış tarzını. Yolda arabayla korna çalarak ilerliyor ve ona sıkan biri olduğu zaman iniyor, vuruyor, devam ediyor. Yani oyunu hiç stealth ya da hiç arkadan vurma özelliği değil. Direkt sen neredeysen bana kendini göster diye oynuyor. Şimdi bu adam birinci olup duruyor. Yani gerçekten evet. iyi sen yapabiliyorsun. Sen ve o yaptığı şey aslında daha da üst bir şey oluyor. Çünkü şansa rağmen ee, bütün bu faktörlere rağmen adam başarmış oluyor. Ama... Dolayısıyla birinciliğin aslında biraz avantajı da şansa birinci olduğun turlar da olabilir ama gerçekten iyi oynayıp birinci olduğunda vay be diyorsun. Yani herhangi ama bir CS turundan farklı oluyor. Şöyle de söyleyeyim eğer ki Dr. disrespectle karşı karşıya gelsem ve olaylar şartlar direkt benim lehime olmuş olsa yani indiğim yerde çok sağlam 3 tane silah buldum. Hemen yattım oraya. Çok güzel gizlenebilecek alan buldum. Hemen indiğim yerde ve e, oraya doğru kapanmaya başladı. Adam korna kor korna çala çala bile gelse son saniyede o dairenin içine girdiğinde ben onu öldürürüm. Bu kadar basit. Yani İddialı bu kadar. Basit. Yani Abi o kadar Ben de <laughs> doktor Çok kolay değil. Öldürüm. Gerçekten iyi oynuyor. Yani efsane Hayır, bir seviyede oynuyor. Hayır ama girdi artık yani şurada. Sen yatıyorsun. Seni görmedi. Bir Bitti. yapıyor abi adam. Görüyor abi, bir şekilde. Can silahsız sen... birinci oldu. Can Sungur silahsız ki. birinci Ama oldu. her seferinde olabiliyor mu? Her olamaz. Her seferinde olmana gerek yok. Bu birden tamam. fazla kez tekrarlanabiliyorsa Ama farklı farklı Ama bu işte bir durumlarda. oyunun olumlu bir yönü. O oyun sana şey demiyor ya ki Sen böyle yapmak zorundasın demiyor. O, sen nasıl olursan ol. O da ayrı bir eğlenceli diyor bir şey. Diyor ki benim sana sağladığım oyunu oynamadığın zaman bile birinci olabilirsin diyor. Tamam. Ki bence bozuk bir mekaniktir. Abi oyunun iyi oyun olduğunu tartış. Yani eğlenceli bir oyun olduğunu i̇şte tartışıyor. mekanik. Işte. bozuk bir mekanik. Değil Therefore mi? kötü bir oyun. Hayır abi her seferinde, bu arada tek oyun üzerinden konuşmuyoruz. Yok genel olarak. Yani, ee, sonuçta Aynı Can'ın, canın yaptığı o şey oyunun eğlenceli bir tarafını gösteriyor bize. Her seferinde yapabiliyor mu? hayır. Ya bu sen Can'ı canın izlediğin gerekiyor. için eğleniyorsun. Can'ın karşısındaki evet. adam olsan, o noktaya kadar e, çok iyi oynamış olsan o eğlenceli değil. O gerçekten eğlenceli, hiç tamam, keyif vermiyor. Tamam ama bir kere daha seni bir turda sonra ulan ama, deyip giriyorsun. O bir kere olduysa bunun geri kalan oyunlarda olmayacağını nasıl şey yapabilirsin? Çünkü şans faktörü devreye girebilir. Çünkü her an devrede zaten oyunda. Ve her oyunda bir tane can gibi bir adam çıkıp senin oyun zevkini mahvedebilir. Ama bak sen yine hala bunun bir e-spor olması, bunun e, e bir kompetitif bir lig olması Hayır. üzerinden konuşuyorsun. Biz ben iyi bir multiple... oyun türü üzerinden konuşuyoruz ben, ve bu... Tamam e ben bir deathmatch oyununu yani bugüne kadar bütün Deadmatch oyunlarının olduğu gibi kurallara bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. Kurallara bağlı olmadığı sürece random insanları bir yerlere atarak Battlefront 1'i taklit ediyormuş gibi. Ama Battlefront 1'in bile bir kuralı vardı. Sadece bir karşılığı yoktu. Bunun kuralı da yok, karşılığı da yok. Yani oynamak için sebep bulamıyorum. Bir Bu yüzden var. kötü olduğunu ya düşünüyorum. Dediğin o kadar dediğin kadar şans faktörü o kadar da seni dezavantajlı pozisyona düşürmüyor. Evet düşürüyor ama sonuçta iyi kötü oyunun ikinci dakikasında iyi kötü bir silah buluyorsun. Oyunun ilk 5 dakikasında hayatta kaldıysan canlı bir yere düştükten evet. sonra zaten ilk tamam. ona kalacaksın demek gibi bir şey oluyor. Yok yani hiç belli olmaz. Hiç belli olmuyor. Bir ama o... şunu söyleyeyim ben, ben hiçbir zaman görmedim göre ki göre oyunun 5 6 dakikasında bir silah buluyorsun. Bir sırt çantası buluyorsun. En de sonunda belli bir seviyeye geliyorsun. Bulamadan koşmuşluğum var bütün oyun. Tamam var ama bu çok nadir oluyor. Yani o kadar nadir da skill'ini Allah. şey yapmıyor. Etkilemiyor diye düşünüyorum. Şu son örneği vereceğim. Ondan sonra Lütfen. son şeylerden bahsedir Şimdi Danganronpa'yı biliyorsun Tabii ki. Danganronpa çok sevdiğim bir visual novel. Aynı zamanda Aynı. bir Ace Attorney takip eden arkadaşlarımız varsa aranızda. Bu arada bir Battle Royale videosunda Danganronpa'dan bahsetmek evet. beni çok mutlu ediyor. Çok Danganronpa bir Battle Royale hikayesidir aslında. Evet doğru. Ve hatta Japon korku filmi olan Battle Royale de <laughs> bir sürü benzerlik taşımaktadır. Ee, bu aslında benim anlatmaya çalıştığım şey. Yani bir Battle Royale oyunu değildir. Danganronpa bir Vision Novel'dır. Bir dedektiflik oyunudur. E, puzzle oyunudur. Ama Battle Royale'in bütün olumlu yanlarını, bütün insana o hissiyatı veren şeyi de... Olumlu ya, yanları. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Battle Royale'in olumlu yanları. Evet, olumlu yanları gerilim. <laughs> Evet. O olumlu değerli. yanları e, merak. Olumlu yanları şans. Yani Danganronpa'nın aslında e, yapmaya çalıştığı şey yavaş yavaş bence şu andaki Battle Royale oyunlarıyla eninde sonunda birleşecek. Umarım birleşecek çünkü bak gerçekten güzel bir şey oluyor. Danganronpa'da dünyanın en iyi kumarbazı da var. Hı -hı. Dünyanın en iyi futbolcusu da var. Dünyanın en basketçisi de var. Dünyanın en necisi başka? Hani... Modacısı. Her Modacısı var. Yaptılar Şimdi artık, modacısının skillseti oyunda... ne olabilir mesela? çok merak ediyorum. Hani hı hı. çok güzel çizim yapabiliyor. Orada güzel. karanlıkta bir silüet çizebilir ve korkutabilir. Biraz Overwatch Bili. gibi olur. Evet. Mesela hı. RPG öğesini devreye soktuğun zaman hı. mesela bu bir çözüm Battle Royale için Olabilir. bence. Yani bence zaten yani, tamamen yukarı gidebilecek bir canra. E, ben, ben öyle düşünüyorum. Potansiyeli... Çünkü LoL'unu gördük ha. zaten. H1Z1 bilmem ne. Yani Bunlara katılıyorum. En kötülerini gördük. Artık bundan sonra çok daha ileri olacak. Çünkü bunun hayvan gibi para kazanılan bir genre olduğu da <laughs> bu yüzde %100 katılıyorum. Ama söyleyeyim 5 sene sonra büyük ihtimalle hype da başka bir oyunla Aa, evet. e, değişecek. E, yalnızca 5 senemiz falan var. Güzel hmm. bir Battle Royale oyununa ulaşmak için diye düşünüyorum. Ve ben, ben tekrar e, söylediğim şeyleri tekrar etmeyeyim. Zaten Hı -hı. bütün video aynı şeyleri söyledim. E, tamamen e, iyi bir oyun türü olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi oyunların geleceğini düşünüyorum. Tabii ki bunun arasında Cash Grab oyunlarını katmıyorum. Çünkü Hı -hı. çok popüler olduğu için herkes bir Battle Royale modu ekliyor falan. Evet. Onlar değil gayet oturulup mekanikleri düşünülmüş Darwin Project gibi daha Hı -hı. PUBG ve Fortnite kadar popüler bir oyun olmasa da bir şey katmaya çalıştılar. Hı -hı. Yani bir ilgi mesela ona bakacağım. Evet, bir şey katmaya çalıştılar. Güzel ve zevkli de bir oyun. Ee, ee, bu Natural Instinct 2 miydi neydi ona benziyor onda onu strateji şey e, sen 2004 kişilik ekiplerden ulaşıyordu. 3 kişi normal FPS oynuyor, 1 kişi kaptan ha, oluyor. Evet, strateji olarak bakıyordu. Güzel mantık onu beğendim. Şey bu arada benim söylemeye çalıştığımda şu oldu. Yani oy daha doğrusu söyledikçe fark ettim ki yani konuştuğumuzda, tartıştığımızda fark ettim ki e, bu oyun tarzı kötü çünkü potansiyeli kullanılmıyor şu anda. İleride farklı şeyler olabilir. İleride gerçekten çok güzel bir oyun türü olabilir. En sevdiğim oyun türü olabilir ama şu anda potansiyelini kullanmadıkları için başlığın kötü olduğunu düşünüyorum. Hayır, ben de öyle olduğunu düşünmüyorum. Senin <laughs> ne şimdi, ne önemi var? Son son evet. evet arkadaşlar, tabii ki aslında <laughs> e, sizin fikirleriniz belirleyecek. Burada kimin diğerine yemek ısmarlayacağını. Hı -hı, böyle bir challenge ben. varmış. <laughs> e, Valla becerebilirsek yukarıdan bir yerden bir anket çıktı. Ona oy verin. ya e, hangi göre... kameradayız? Bilmem, alt kattaki kameradayız. Bunda mıyız? Üstünde şurada çıktı. Bundaysak... Şuradan çıktı. Belki de hiçbirinde de çıkmadı şu anda o da bir ihtimal. Evet koymadıysak hiç <laughs> Beceremezsek de açıklama kısmına bir şey koymuşuzdur. Çıktı, falan. Evet teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, biz de sonuçları merakla bekliyoruz bakalım kim diğerini yemek ısmarlayacak. Hadi bakalım. Hadi Tabii hadi ki bakalım. ben. Tabii ki şey saç, saçma şey. fikirlerin ne? Bu arada not alıyorum. Buğra'nın saçma fikirleri var. Evet bu aç Ferit'e karşı garip şeyler şeyden <laughs> <isterim. gülüyor> Not alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ferit bekleriz bugün. <laughs> O zaman nerede Oral? Yani böyle evet, kısaltılıyor. O zaman Oral. Oralmış ha. Biz verdik o Oral. <laughs> <bir gibi. bir gülüyor> <laughs>